Ezber Bozan TV'ye hoş geldiniz. Yine yollara düşme zamanı. Bugün İslam aleminde ezberleri bozan bir tasavvuf erbabının, İbnül Arabi'nin peşine düşeceğiz. Onun ruhani keşifleri eşliğinde feleklerden geçeceğiz, kürelerin dansına şahit olacağız. Bu yolculuk sırasında vahdeti vücut felsefesi, ayna ve kalem sembolizmi, rüyalar ve misal alemi, ruhani menziller gibi konularda derin farkındalıklara ulaşacağız. Ve yolculuğumuz tamamlandığında aynaya baktığınız zaman farklı bir suretle karşı karşıya kalacaksınız. Hazırsanız yolculuk başlasın. Bu alem aşk üzerine durur. Aşk için ve aşkla döner demiş erenler. Çünkü bu alem aşk üzerine yaratılmış. Mistik yolculukları sırasında derin tecrübelerden geçen tasavvuf erbabının bize aktardığı bilgi dönüp dolaşıp aynı yere, aşka çıkıyor. İslam aleminde yeniden doğuş etkisi yaratan bir felsefenin mimarı olan Muhyiddin İbnül Arabi, alemlerin ve içindeki tüm varlıkların yaratımını aşka bağlar ve varoluşu anlatmaya da aşkla başlar. Arabi'ye göre o başlangıcın kökeni kutsi bir hadiste yatar. Hadise göre Allah, ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim ve kainatı yarattım diye buyurur. Buradaki bilinmek kelimesi Arapça muhabbet kökünden gelmekte. Yani Allah yaratımın başında sevgiyle tecelli eder. Arabi'ye göre kozmosun yaratılmasının temel sebebi aşktır. Aşk ışıktır. O da bir olanın ilk sapması ve sevginin ilk tezahürüdür. Eserlerinde bu konuya sık sık temas eden Arabi, benim dinim muhabbet dinidir derken yaratımdaki sevgi bağına işaret eder. ...1165 yılında Endülüs'te doğan Arabi, Arap kökenli bir aileye mensuptu. Zamanın önde gelen bilginlerinden aldığı klasik dini eğitimin yanı sıra pek çok şeyhin dergahından geçerek tasavvufi yeteneklerini de geliştirdi. Endülüs'ten başlayarak Türkistan hariç neredeyse bütün İslam ülkelerini dolaştı. İlim, fikir ve tasavvuf insanlarıyla tanıştı. Onlarla fikir alışverişinde bulundu. Arabi'nin ilahi bir işaretle başladığını söylediği seyahatleri zaman içinde ruhani yolculuklara doğru genişledi. Ve zahiri yani görünene dair keşifleri batıni yani içrek ve görünmeyene doğru derinleşti. Arabi'yi kolektifin bilgisine ve Allah'ın hakikatine götüren de ruhunun derinliklerine yaptığı bu içsel yolculuklar oldu. Arabi feyizli yani çok ürün veren bir mutasavvıftı. Bir yerden sonra kitaplarının sayısını kendisinin dahi takip etmediği söylenir. Ağırlıklı olarak rüya, keşif ve vahiy aracılığıyla edindiği ve Kur'an-ı Kerim ayetleriyle doğrulamasını yaptığı bilgileri hiç erinmeden kaleme aldı. 300 ila 500 arasında kitabı olduğu söylenir. Bunlardan ikisi Füsusul Hikem ve Fütühat-ı Mekke daha bir ön plana çıkar. Birazdan Arabi'nin İslam dünyasında ezberleri bozan fikirlerini ve keşiflerini aktaracağımız bilgilerde ağırlıklı olarak onun bu iki eserinden alıntılanmıştır. Rehberimizi kısaca tanıttıktan sonra onun izinde yolculuğa ve keşfetmeye devam edelim. Arabi'nin en çok tartışılan fikrinden, vahdeti vücut öğretisinden başlayalım. Ona göre tüm varoluş tektir. Sadece tek bir hakikat vardır ve onun ikiliği imkansızdır. Bir ve tek olan Allah'tır. Tüm yaratılmış olanlar onun bilgisinde var olanlardır ve onun varlığına şahitlik ederler. Bütün varlıkları kapsayan şehadet alemi, az önce aktardığımız hadiste anlatılan bilinme isteğinden köklenerek tecelli etmişlerdir. İstek, muhabbetten sevgiyle tecelli eder. Çünkü bu isteğin amacı sevgidir.
Buradaki bilinmek kelimesi ise Arapça marifet kökünden geliyor. Tasavvufta marifet, Allah'ın sıfatları ve isimleriyle ilgili herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan elde edilen bilgidir. Yani yaratılmış olanlar Allah'ı onun sıfatlarının ve isimlerinin kendilerinde zuhur etmesi, yani belirmesi, görünür olması sayesinde bilirler. Bir başka anlatımla, onun varlığına tanıklık edenler Allah'ın kendilerinde açıldığı kadarını bilirler. Açılan bilginin de bir sınırı vardır. Allah'ın mutlak gayb olan hüviyeti ve zatı gizli bir hazine olarak kalmıştır ve kalacaktır. Pek çok kadim hikayede kahramanlar bir hazinenin peşine düşerler. Hazine gizlidir. Onu bulmak kahramanın görevi ve biricik amacıdır. Kahraman bu hazineyi bulmak için yaptığı yolculuk sırasında kendini tanıdığı, varoluşunu anladığı, yeteneklerini ve cesaretini ortaya çıkardığı bir süreçten geçer. Karşı karşıya kaldığı seçimler ve verdiği kararlar neticesinde onur, ahlak ve erdem sahibi olur. Hikaye sona erdiğinde hazineye duyulan arzu yatışmış, onun yerine yolculuğun hediyeleri parlamıştır. Hikayeler bu yüzden nesilden nesile anlatıla gelmişler. Sadece geleneklerle, kültürel aktarımlarla açıklanamayacak kadar derin ve değerlidirler. Hikayeler kolektifin bilgisini taşırlar. İnsan da dahil tüm varlıklar kendilerini Allah'ın hakikati içinde buldukları ölçüde var olurlar. Bu sebeple yaşam varoluşsal bir arayıştır. Yeryüzüne inen her kahraman sözde bir amacın peşine düşmüş gibi görünmekle birlikte özde bu yolculuk sırasında hakikati kendi bünyesinde mümkün olduğunca açmanın peşindedir. Vahdet-i vücut felsefesindeki vücut tek bir hakikattir. Ve alemde gördüğümüz çokluk aslında bu vücudun görünümlerinden, ortaya çıkışlarından ibarettir. Arabi'nin düşüncesinde yoktan var etmek mümkün değildir. Çünkü bu Tanrı'nın ilminde eksiklik uyandırır. Kün fe yekun terkibindeki kün yani ol emri, yok olan bir şeye var olma emri vermek değildir. Zaten var olan bir şeyin habercisidir. Arabi yaratılan her şeyin zaten Allah'ın bilgisinde var olduğunu ve ol emriyle görünür hale geldiklerini anlatır. Var olmadan önce bile Tanrı'nın ilminde var olan ezeli ve ebedi varlıklara ayan-ı sabit denir. Güncel bir bilgiyle bu kavram arketiplere yani ilk örneklere denk gelir. Arabi metafizik olanı yani soyut alemi anlatmanın güçlüğünü sembolleri devreye sokarak aşmaya çalışmış. Ve bu sayede varoluşa dair şiirsel bir anlatı ortaya çıkmış. Varlık alemi Allah'ın ilminin suretidir. Fakat ne bütünüyle ona özdeştir ne de ondan başkadır. Arabi bize bu düşüncesini ayna sembolüyle anlatır. Aynaya bakan bir kişinin kendi suretini görmesi, bakma eylemiyle eş zamanlı gerçekleşir. Aynada gördüğümüz suret ne tam olarak bizdir ne de bizden ayrı bir şeydir. Öte yandan ayna ona bakan kişiye tesir edemez, sadece surete tesir eder. Ayna ona bakan kişiyle suretini birbirine bağlar ve aynı zamanda onları ayırır. İşte Arabi bu durumda aynaya berzah demiş. Berzah bir bağlantı noktası. Surete temas edebiliyor ama asıl olanla hiçbir teması yok. Arabi berzah fikrinin alemin yaratımı sırasında sık sık ortaya çıktığına işaret eder. Mesela Elif, Lam, Mim ayetindeki harfler üzerinden bize yaratımın başlangıcını ve tekrarlarını anlatır. Birazdan bu örneğe ayrıntılı şekilde bakacağız. Ama öncesinde bizi bu bilgiye hazırlayacak olan kalem ve kitap, yani aklı külli ve levh-i mahfuz gibi semboller var.
Yolculuğumuz birden çokluğa ve yukarıdan aşağıya doğru ilerleyecek. Zaten kadim bilgi de bize bunu söyler. Yukarıda ne varsa aşağısı da ona benzer. Alem büyük insandır. İnsan da küçük bir alem. Allah'ın suretinde yaratılmış olan insan nefes alır, verir ve konuşur. Arabi'ye göre Tanrı'nın nefesi, varlıkların kendisinde külli olarak ortaya çıktıkları bir buluta karşılık gelir. Arabi bu metafizik buluta ama der. Allah'ın bu bulutu tecellisi de bilinme isteğinden kaynaklanır. Arabi'ye göre Allah ilk olarak ervah-ı müheyyemenin suretlerini kabul etmiştir. Bunlar ilahi huzurda dolaşan ve kendilerinin farkında olmayan ruhlardır. Allah bunlardan birini seçerek ona ilmini lütfetmiştir. İşte alemin yaratımında ilk adım olan bu ruha aklı külli ya da aklı evvel denir. Aklı külli bu tecelli ile kendisinin kendisinden müteşekkil olduğunu akledebilmiştir. Ve hemen ardından kendisinin varoluşsal bir gölgesinin bulunduğunu görmüştür. Bu gölge onun nefsidir. Bu da nefsi külli ya da levh-i mahfuz adıyla anılır. Aklı külli kendisine Allah tarafından lütfedilen tüm bilgiyi levh-i mahfuza yazar. Arabi aklı külliyi kalem, levh-i mahfuzu da kitap sembolüyle tanımlar. Kıyamet gününe kadar olacak her şey kalem tarafından kitaba yani levh-i mahfuza yazılmıştır. Kıyamet gününe kadar yaşanacak her şeyin zaten olup bittiği yönündeki yorumlar da bu bilgiden köklenir. Zaman algısı insanın nezdinde var olan bir kavramdır. Oysa her şey bir anda olup bitmiştir. Ve o her şey anın içinde bulunmaktadır. Arabi'ye göre alem, aklı evvel vasıtasıyla nefs-i külli'de yani levh-i mahfuzda meydana gelmiştir. Arabi bunu ilahi bir nikah olarak tanımlar. Tıpkı bütün insanların Adem ve Havva'nın çocukları olmaları gibi, alemdeki her şey de aklı külli ile nefs-i külli'nin çocukları gibi görülebilir. Tabii bunların metafizik bir gerçekleşmeyi sembollerle anlatma çabasına tabi olduğunu tekrar hatırlatalım. Öte yandan yukarıdan aşağıya doğru incelediğimiz bu oluşum bizi bir kez daha yukarısı nasılsa aşağısı da ona benzer bilgisine çıkarıyor. Arabi her şeyin bu ilk fikirden doğduğunu ve bu manevi nikahın sonucu olarak peyda olduğunu anlatıyor. Ve bu ilk fikir yaratılış boyunca tekrar tekrar tecelli ediyor. Suretler birbirini takip ediyor. Burada biraz duralım. Ve yine Arabi'nin sembolizmiyle bu suretlerden birine daha yakından bakalım. Arabi'nin öğretisinde harflerin ve seslerin önemli bir yeri vardır. Hem görünen hem de içrek anlamda. Kur'an-ı Kerim'deki Bakara suresi Elif, Lam, Mim ayetiyle başlar. Arabi bu harfleri tek tek ele alarak onlarda, aralarındaki bağlantılarda ve de bağlantısızlıkta varoluşun bilgisini inceler. Arabi'ye göre alfabenin ilk harfi olan Elif, mutlak ve kuşatıcı ilki olarak vücudu yani Tanrı'yı sembolize etmektedir. Diğer harfler Elif'in çeşitli suretlerdeki görünüşleridir. Tıpkı evrendeki tüm varlıkların birin tecellisi olmaları gibi. Elif'in hemen ardından gelen Lam, berzahtır. Hak'la halkı birleştirir. Burada ayna sembolizmini hatırlayalım. Ayna ona bakanla suretini hem birleştirir hem de ayırır. Fakat ayna surete temas edebilirken aslına edemez. Bu yüzden Lam harfi Elif'ten ayrı ama kendisinden sonra gelenle birleşiktir.
Lam'ın işlevini tam olarak gerçekleştirebilmesi için Elif'in hakikati icabı inemediği mertebelere inmesi gerekir. Ve Lam aşağı mertebelere inerken Lam olarak kalmaz, Mim'e dönüşür. Yani berzah alemi cisimler alemine cisim olarak iner. Arabi başlangıç itibarıyla Elif'e benzeyen Lam harfinin devamında gelen çanağı hissedilir alem olarak görmekte. Öte yandan bu çanak bir yarı dairedir. Onun hemen üzerine gelecek olan takdiri bir yarı daire ile birleşince de felekler oluşur. Arabi'nin kozmolojisinde büyük yer tutan feleklere de gezegenlerin oluşumunu anlatırken ayrıca bakacağız. Arabi bu üçlünün son harfi olan Mim'i mülk alemi olarak tanımlar. Mim'in aşağıya doğru uzanan kuyruğundan da anlaşılacağı gibi buradan itibaren aşağı mertebelere inilmiş ve cisim alemi yani tüm yıldızları ve galaksileri barındıran cismi külli başlamıştır. Akl-ı Evvel'in Levh-i Mahfuz'a yazdığı ilk şey arştır. Allah arşın üzerinde Rahman sıfatıyla yerleşmiştir. Yani her canlıya merhamet eden, onları şefkatle saran esmasıyla. Arşın içinde kürsi zuhur eder. Onun altında da burçlar yani atlas feleği ve yıldızlar feleği. Arabi'ye göre burçlar feleğinin içinde 7 cennet bahçesi zuhur etmiştir. Yıldız feleğinin altında da 7 gök kubbe yani 7 sema bulunur. Semaların içinde ise gezegenler ve çok daha fazlası. Gezegenler ortaya çıktıkları semadan köklenen derin ve metafizik bir bilgi örüntüsüne sahiptir. Alem ilahi bir hareketle var edilmiştir. Dönen ilk felek atlas yani burçlar feleğidir. İbnül Arabi'nin ilminde ilk cisim dairesel bir surette ortaya çıkmıştır. Varoluşun sürekliliğinde hareketin büyük bir otoritesi vardır. Dairesel hareket boşluğun her yerini doldurur. Bu yüzden feleklerin ve onun içindekilerin dönüşü daimidir. Alemdeki devir her şeyde vardır. Yaratılmış herhangi bir şeyin durağan kalması mümkün değildir. Çünkü durağanlık hareketsizlik demektir. Bu yüzden varoluştaki her şeyin sürekli olarak bir durumdan başka bir duruma intikal etmesi gerekir. Bu dönüşün ilahi bir hedefi de vardır. Ali İmran suresinde belirtildiği gibi. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Bütün işler Allah'a döndürülür. İbnül Arabi'nin alem anlayışı dünyayı merkeze alır. Ama astronomlar gibi feleklerin ve gezegenlerin sadece zahiri yani görünen yönleriyle ilgilenmekle kalmaz. Feleklerin batini boyutunu da inceler ve bunlara manevi felekler adını verir. İbnül Arabi'ye göre insanın kendi varoluşunu anlayabilmesi, alemi anlayabilmesiyle mümkündür. Çünkü insanı kamil felekler arasında sürekli dolaşır. İlahi bilgiye ulaşmak için önce büyük alem keşfolunur. Ardından küçük alem olan insan felekleri bedeninde ve yapısının inceliklerinde keşfeder. Arabi burçlar feleğinin insan tabiatına göre 12 bölüme ayrıldığını söyler. Zaten Allah alemi insan için yaratmıştır. Arabi bize 15 felekten bahseder. Bunlar içinde en yücesi güneş yani şems feleğidir. Güneş 7 sema içinde 4. semada bulunur. Kozmik haftanın ilk günü olan pazar günü nur esmasının tecellisiyle yaratılmıştır. Nur esması ışık kaynağı, doğru yola ileten, kalplere ışık ve iman veren anlamına karşılık gelir. Arabi'ye göre her semada buranın ruhaniyetini temsil eden bir peygamber bulunur. Güneş feleği İdris peygamberin ruhani makamıdır. Yine Arabi'ye göre o
felekler yani gökyüzü ilminin üstadıdır. Allah İdris'e feleklerin, göklerin ve yıldızların inceliklerini öğretmiştir. Arabi güneş feleğinin altında 7, üzerinde de 7 felek sıralar. Güneşin üzerinde Feleki Ahmer yani Mars feleği, Feleki Müşteri yani Jüpiter feleği, Feleki Zuhal yani Satürn feleği, Menziller feleği, Atlas yani Burçlar feleği, Kürsi feleği ve Arş feleği bulunur. Güneş feleğinin altındaysa Zühre yani Venüs feleği, Utarit yani Merkür feleği, Kamer yani Ay feleği bulunur. Bunların ardından da esir, hava, su ve toprak küreleri gelir. Dizilim böyle olsa da feleklerin tam ortasında bulunan ve onların kutbu olan güneş feleği en yüksek mekandadır. Arabi'ye göre ay, dünyaya en yakın semavi kürede pazartesi günü yaratılmış ve salı günü tecelli etmiştir. Bu sema, Hazreti Adem'in ruhsal mekanıdır. Mübin esmasının tabiatındadır. Mübin, varlığı apaçık olan, gerçeği beyan eden anlamına gelir. Salı günü Mars'ın bulunduğu felek ortaya çıkmıştır. Burası Hazreti Harun'un mekanıdır ve Kahhar esmasının tabiatındadır. Yani galip gelen, gücünün üzerinde güç bulunmayan. Kozmik haftanın dördüncü günü olan çarşambada Utarit yani Merkür tecelli etmiştir. Hazreti İsa da ruhani olarak burada var olmuştur. Bu felek Muhsi esmasıyla şu bilgiyi açar. Allah sonsuz ilim sahibidir. Her şeyin sayısını bilen, her yapılanı tek tek tespit eden ve sayandır. Perşembe günü Jüpiter yıldızı ve onun bulunduğu felek ortaya çıkmış. Burası Hazreti Musa'nın makamıdır. Alim esmasıyla açılır. Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını ve tüm bilgiye sahip olan tek yaratıcı olduğunu anlatır. Arabi için Cuma günü en yetkin gündür. Çünkü Adem bugün de yaratılmış, cennete bugün de girmiş ve dünyaya Cuma günü inmiştir. Arabi ruhların bugün de akılları sayesinde Rablarından sırlar aldıklarını ifade eder. Ve bu sayede alemdeki her parçanın Allah'ın zatı bakımından değil de kendisi bakımından yaratıcısını bildiğini söyler. Cuma, Venüs yıldızının ortaya çıktığı gündür. Hazreti Yusuf'un ruhani varlığıyla ve Musavvir esmasıyla ilişkilendirilmiştir. Yani her şeye şekil veren, tasvir eden, suret verendir. Arabi ilminde cumartesi günü en faziletli gündür. Çünkü Allah yaratımı cuma günü bitirmiş, cumartesi günü dinlenmiştir. Arabi cumartesi günüyle ilişkilendirdiği 7. semada Satürn gezegeninin bulunduğunu anlatır. Ve Allah'ın burayı Hazreti İbrahim'e mesken kıldığını söyler. Arabi Hazreti Muhammed'i alemlerin yaratılışında çok ayrı bir yere koyar. Onu insanı kamil mertebesinde anar. Ona kamil denmesinin nedeni alemin ruhu olmasıdır. Arabi Hazreti Muhammed'in Allah'ın ilk yarattığı şey benim nurumdur hadisinden yola çıkarak tüm alemin hakikati Muhammediye için yaratıldığını söyler. Burada Hazreti Muhammed'in insani kimliğinden yola çıkılmakla birlikte asıl anlatılmak istenen onun ruhani varlığıdır. Arabi'ye göre hakikati Muhammediye alemin seyyidi yani lideridir ve vücutta görünür olan ilk şeydir. İnsan için kutup noktasıdır.
Dinlediğiniz bilgiler Arabi'nin yaklaşık 800 yıl önce kaleme aldığı eserlerinden bir derlemedir. Arabi hem bir İslam alimi olarak hem de tasavvufi yetenekleriyle döneminde büyük etki yaratan bir isimdi. Taraftarları ona Şeyh-i Ekber yani en büyük şeyh unvanını vermişler. Görüşleri taraftar topladığı kadar düşman da kazandırmış Arabi'ye. Hasımları da aynı unvandan yola çıkarak ona Şeyh-i Ekfer yani en kafir şeyh lakabını takmışlar. Hakkında pek çok fetva verilmiş ama hiçbiri Muhyiddin İbnül Arabi'nin tasavvuf yolculuğunu ve kitabi üretimini kesintiye uğratamamış. Hakkındaki tartışmaların sebebi eserlerinde kaleme almış olduğu bilgilerin ağırlıklı olarak tasavvufi keşiflerinden kaynaklanmasıdır. Fakat burada Arabi'nin ilminin güçlü bir dini eğitim üzerinde yükseldiğini de tekrar hatırlatalım. Tasavvufi keşiflerin kaynağı misal alemine yapılan yolculuklardır. Misal alemi insanın akli çabalarıyla ya da beş duyu organıyla erişebileceği bir makam değildir. Misal alemi madde ile mana arasında geçiş görevi görür. Her iki aleme ait özellikler taşır ve bu niteliği sayesinde birleştirici bir rol oynar. Tıpkı vahdet-i vücut felsefesindeki ayna gibi misal alemi de bir berzah yani geçiş noktasıdır. Arabi misal alemini metafizik dünyaya açılan bir kapı olarak görmüştür. Bu berzah maddi dünya içindeki insana varlığına anlam kazandıracak olan manaya erişebileceği bir kapı açar. Veliler bu aleme bedenlerinden sıyrılmak suretiyle yaptıkları içsel yolculuklarla erişirler. Bu yolculuklara daha çok rüya, hayal ve vahiy yoluyla çıkarlar. Bu yüzden ortaya çıkan anlatı yolculuğun yapısı gereği sembolik bir dil içerir. Fakat bu yolculukları sanrılarla ya da hayal ürünü kurgularla karıştırmamak gerekir. Çünkü bu yolun yolcuları adanmış kişilerdir. Uzun süren dini eğitimler ve halvet ortamlarından geçerler. Bu adanmışlık ve çalışma nihayet meyvelerini vermeye başladığında aşk yolculuğu da başlar. Ve bu yolculuk kişiyi maddi formların ağırlığından kurtarıp metafizik dünyanın içine kolayca süzülebileceği bir hafifliğe ulaştırır. Şüphesiz Allah kullarını birbirinden ayırmaz. Belilerin girdikleri alemler herkese açıktır. Ama şu da bir gerçek ki o kapıyı herkes kendi çabası kadar aralayabilir. Ve girdiği mana aleminden kendi kabının alacağı kadar doldurur. Allah yarattığı bu suret alemi vasıtasıyla bizimle her an, her yerde konuşur. Önemli olan kulak vermektir. Hatta onu duyabilmek için kulaklarımız da yetmez. Kalplerimizin devreye girmesi elzemdir. Ayna ile başladık, ayna ile bitirelim. Arabi bize Allah'ın alemi kendi suretinden yaratırken ilk olarak aşkla, muhabbetle tecelli ettiğini söylemişti. Bu öyle bir aşktı ki Allah insan için koca bir alem yarattı. Şimdi kendinizi incelerken, gücünüzü, cesaretinizi, inancınızı sorgularken bu bilgiler ışığında bir kez daha düşünün isterim. Aynaya baktığınız zaman gördüğünüz suretle aranızda sevgi bağı var mı? Ne sebeple yaratıldığını hatırla ey yolcu. Her şey mümkün. Her şey senin içinde.